Harika bir sonbahar gününden herkese selamlar. Bugün uluslararası şirketlerin, Amerika'ya açılmak isteyen, Amerika'da büyümek isteyen, Amerika'da bir şube açmak isteyen şirketlerin çok kullandığı bir vize türünden, Elvan vizesinden bahsetmek istiyorum. İngilizce deyimiyle Elvan, Türkçe'de Lüleburgaz'ın L'si 1, yani L1 dediğimiz veyahut da Elvan vizesi. Elvan vizesi kısaca Amerika dışında kurulu bir şirketin Amerika'da şirket açabilmek için, buraya üst düzey yöneticisini gönderebilmek için kullandığı vize türüdür. Elvan vizesinin en çok bilinen ve en çok talep gören özelliklerinden bir tanesi dual intent oluşu, yani çifte niyet barındırmasıdır. Çifte niyet ne demek? Yani Amerika'ya geçici bir niyetle, geçici bir görevle gelebileceğiniz gibi Amerika'da aynı zamanda yeşil kart alıp, Amerikan vatandaşı olup kalma niyetiniz de olabilir ve konsolosluk tarafından, göçmenlik bürosu tarafından bu niyetiniz sorgulanmaz. Dolayısıyla elvan alan kişiler aynı zamanda ileride green card başvurusu da yapabilirler. Bu nedenle de elvan çok bilinen, çok tutulan vizelerden bir tanesidir. Yine elvanın en cazip özelliklerinden bir tanesi ciddi bir yatırım gerektirmemesi, İlk etapta ciddi bir istihdam gerektirmemesi ve özellikle yeni ofisler için, yeni kurulan şirketler için başka vize kategorilerine göre biraz daha kolay alınabilmesidir. Peki nedir Elvan vizesi? Elvan vizesi alabilmek için birkaç tane şart var. Bunlardan bir tanesi Amerika dışındaki şirketle Amerika'da açılacak olan veya açılmış olan şirketin arasında nitelikli bir ortaklık ilişkisi olması gerekiyor. Nitelikli ortaklık ilişkisinden kasıt her iki şirkete, Amerika dışındaki şirkete ve Amerika'daki şirkete aynı kişi veya kişilerin, aynı şirket veya şirketlerin hakim olması demektir. Mesela bunu örnek vermek gerekirse, Türkiye'de kurulu olan bir şirketin Amerika'da iştirakini yani %100 sahibi olduğu bir şirketini açması, yine Türkiye'de kurulu bir şirketin Amerika'daki bir şirketin en azından %51'ini satın alması, yine Türkiye'de kurulu bir şirketin sahiplerinin Amerika'da bir şirket kurup aynı hisse oranlarında bu şirkete sahip olması bu nitelikli şirket ilişkisine örnek olarak gösterilebilir. Tabii ki örnekler çoğaltılabilir ama netice itibariyle mantık her iki şirkete aynı grup insan veya şirketin aşağı yukarı aynı oranlarda hakim olması, sahip olması temeline dayanıyor. Peki bu vize niye ihdas edilmiş? Çünkü uluslararası şirketlerin yöneticilerinin transferi, özellikle bilgiye, uzmanlık bilgisine sahip olan çalışanlarının transferine izin verilebilmesi için. Bu kişiler her zaman H1 vizesi için kotayı bekleyemeyebilirler. Her zaman ortada bir E1, E2 vizesi alacak durum olmayabilir. Ama yine de bu şirketlerin, bu uluslararası şirketlerin uzmanlık bilgisi gerektiren bilgilere sahip olan anahtar çalışanlarını, önemli çalışanlarını, aynı zamanda yöneticilerini, executive veya manager dediğimiz yöneticilerini Amerika'ya getirebilmesi için kanun koyucunun ihdas etmiş olduğu bir vize kategorisi. Peki nitelikli bir ortaklık ilişkisi dışında başka neye ihtiyaç var? İkinci şart da bu kişinin yani Amerika'ya getirilecek, Elvan vizesiyle getirilecek kişinin Amerika dışındaki bu işveren şirkette, yani mesela Türkiye'deki şirkette Amerika'ya gelmeden önceki 3 sene içinde en az 1 yıl çalışmış olması şartı. Yani bu kişinin mutlaka ve mutlaka önceden Türkiye'deki kardeş şirket diyelim ona veyahut da iştirak diyelim veyahut da ana şirket diyelim. Bu şirkette en az 1 yıl çalışmış olma zorunluluğu var ve bu 1 yılı Amerika'ya gelmeden önceki 3 yıl içinde tamamlamış olması gerekiyor. Elvan vizesi 2 tip çalışan grubuna veriliyor. Bunlardan bir tanesi yönetici, bir tanesi de özellikle bilgiye, uzmanlık bilgisine sahip olan kişi. Yönetici olan kişi Amerika'ya bütün bir şirketi yönetmeye gelebileceği gibi aynı zamanda bir departmanı, bir fonksiyonu yönetmeye de gelebilir. Uzmanlık bilgisi, özellikle bilgi gerektiren bir pozisyonda gelen kişi ise şirketin işleyebilmesi, faaliyet gösterebilmesi için çok özellikle bir bilgiye sahip olan ve bu bilgiyi Amerika'ya getirecek olan, o bilgiyle Amerika şirketinin çalışmasına, işlemesine yardımcı olacak olan kişi demektir. Bu yönetici ve özellikle bilgi veya uzmanlık konuları şirketten şirkete değişebilir. O yüzden her dosyayı özel olarak incelemek lazım. Bununla ilgili mesela kaç kişi yönetmesi gerekiyor veya nasıl bir departman olması gerekiyor veya hangi bilgiye sahip olması gerekiyor. Bununla ilgili böyle sihirli bir formülasyon yok. Dosya bazında incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Elvan vizesinin başka bir güzelliği, Amerika'da halihazırda kurulu olan, uzun yıllardır faaliyet gösteren bir şirkete eleman getirebileceğiniz gibi, aynı zamanda
daha yeni kurmuş olduğunuz bir şirkete de eleman gönderebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Buna New Office, yani yeni ofis elemanı deniliyor. Yeni ofisten kasıt şu, Amerika'da kurulalı bir seneyi geçmemiş olan şirketlerin yaptığı eleman vizesi başvurusuna deniyor. Burada önemli olan şey, bu bir yıllık süre içinde Amerika'ya gönderdiğiniz çalışanın, eğer yöneticiyse bu yöneticinin bir yıl sonunda eleman vasıflarına haiz, yani yönetici vasıflarına haiz bir kadroyu yönetebilecek hale gelmesi demek. Peki eleman vizesi kaç yıllığına alınabilir? Elvan'ın yöneticisi, yani Elvan A dediğimiz L1A yönetici vizesi toplamda 7 yıl alınabiliyor. Yeni ofiste 1 yıl, daha sonra 2'şer yıllık uzatmaları var ve toplamda 7 yıl. Elvan B dediğimiz veya L1B dediğimiz uzman vizesi, özellikle bilgi vizesi ise toplamda 5 yıl alınabiliyor. Yine yeni ofiste bu 1 yıl alınacak, daha sonra 2 yıl uzatılacak. Peki bu başvuru nereye yapılıyor? Elvan vizesi başvurusu göçmenlik bürosuna yapılıyor. Bu başvuruyu yaparken şirketin mutlaka kurulmuş olması gerekiyor. Yöneticinin veya özellikle bilgi sahibi kişinin mutlaka tespit edilmiş olması gerekiyor. Ve aynı zamanda elvan vizeleri ciddi bir iş planı gerektiriyor. Yani önümüzdeki 5 yıl içinde bu şirketin büyümesi nasıl olacak? Birinci yılın sonunda elvan vizesine sahip olan kişi kaç kişiyi yönetecek? Hangi fonksiyonları, hangi departmanları yönetecek? Bunlarla ilgili özellikle bilgi gerektiren, ciddi şekilde hazırlanmış olan, profesyonel bir şekilde hazırlanmış olan bir iş planına, yani business plana ihtiyaç var. Bu iş planını bazen müvekkiller kendileri hazırlamak istiyorlar. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Vize başvurusu için hazırlanan iş planlarında mutlaka ve mutlaka profesyonel yardım almak gerekiyor. Mutlaka bu konuyu bilen, bu konuda tecrübe sahibi olan ve işi yalnızca bu olan kişi veya kuruluşlardan mutlaka destek almak gerekiyor. Dolayısıyla iş planını kendiniz hazırlamaya çalışmayın. İş planı elvan vizelerinde de, daha başka vize türleri, E1, E2 gibi vizelerde de başvurunun kalbidir. Dolayısıyla business planda kesinlikle profesyonel destek almalısınız. Elvan başvurusu göçmenlik bürosuna gönderildiğinde genellikle 3 ile 6 ay arasında bir cevap alma süresi var. Bunun hızlandırılmış servis, yani premium processing ile 15 gün içinde sonuçlanması da mümkün olabilir. Dolayısıyla elvan vizesi E1, E2 vizesinden farklı olarak mutlaka ve mutlaka petition based dediğimiz, yani göçmenlik bürosuna gönderilmesi gereken ve göçmenlik bürosundan kabul alınarak, daha sonra eğer kişi Amerika içindeyse Amerika'da statüsü değiştirilerek veya kişi Türkiye'deyse alınan kabulle Türkiye'deki Amerikan konsolosluğunda pasaporta elvan vizesi bastırılarak alınır. Elvan vizesi teknik şartları çok fazla olan bir vize kategorisidir. Dolayısıyla konusunda uzman bir avukat tarafından hazırlanmalıdır bu tip dosyalar. Ve daha herhangi bir strateji yapılmadan, şirket bile kurulmadan mutlaka ve mutlaka bir göçmenlik hukuku avukatıyla konuşulması gerekir. Peki elvan vizesi alan kişilerin eşleri ve çocukları da bu vizeden istifade edebilir mi? Evet, elvan vizesi alan kişilerin eşleri ve 21 yaş altı çocukları L2 dediğimiz veya Lüleburgaz'ın L2, L2 dediğimiz vizeyle Amerika'ya gelebilir. Yine bu kişiler Amerika içindeyse L1 vizesi alan kişiyle beraber statüleri L2'ye dönüştürülebilir. Eğer bu kişiler Türkiye'deyse Amerikan konsolosluğundan kişi elvan alırken onlar da L2 alarak, L2 alarak Amerika'ya gelebilirler. L1 vizesinin çok sevilen özelliklerinden bir tanesi eşlere çalışma izni verme hakkı bulunmasıdır. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. L1 vizesi sahiplerinin eşleri, yani L2 vizesiyle burada bulunanlar sosyal güvenlik numarası alabilir, çalışma izni alabilir ve istedikleri yerde çalışabilirler. Ama çocuklar, yani L2 vizesiyle burada bulunan çocukların çalışma hakkı yoktur. Onlar sosyal güvenlik numarası da alamazlar. Bugün kısaca özellikle Türkiye'deki şirketlerin Amerika'ya açılmaları için çok kullandıkları bir vize kategorisi olan L1 vizesinden bahsettim. L1 vizesi yöneticiler ve özellikle bilgi sahibi olan kişiler için alınabilir. Yöneticiden kasıt illa şirkette çalışan birisi değil, şirketin sahibi de olabilir bu arada. Şirketin ortağı olabilir. Onu da mutlaka gözden kaçırmamak lazım. Bu vize kategorisi gerçekten kotaya tabi olmaması, istenildiği zaman göçmenlik bürosuna gönderilebilmesi ve aynı zamanda çok fazla bir yatırım ilk etapta gerektirmemesi nedeniyle favori vizelerimiz arasında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız varsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Sorulara bizzat kendim cevap veriyorum. İlgi duyacağını düşündüğünüz kişiler varsa paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olun. Yayınlanan videolardan önce sizin haberiniz olmasını isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bu muhteşem sonbahar gününden herkese selamlar ve iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.